Merhaba. Bugün sizinle bu çantanın yapılışını paylaşacağım. Çantamız popcorn, böyle mısır patlaklarından oluşuyor. Aynı zamanda baklava deseniyle yaptım. Sapları kalın, içinde böyle bir astar oluşturdum. Kenar birleştirmeleri. Hadi başlayalım. Evet, kullanacağımız ip ve tığa bakalım. Bu şekilde pamuk makrame diye geçen bir ip kullanacağız. Farklı markalarda var. Bunun içeriği %70 pamuk, %30 polyester. 250 gramlık olarak bu şekilde aldım. 3 tane kullanacağız. Bunun kalınlığı, bunun farklı kalınlıkları olabiliyor. 2 milimetre. Ve böyle zincir şeklinde, kendiliğinden zaten içinden örülmüş şekilde bir ip. Ben 4 milimetre tığ kullanarak bu çantamızı yapacağım. Örneğimizi tabanının ne kadar olmasını istiyorsak o kadar zincir çekmemiz gerekiyor. Ama şuna dikkat ederek çekmemiz lazım. Şu mısır patlakları toplam 6 tane olarak başladım ben. Bu altılıysa aralarda da birer tane olduğu için şu grup 11 tane zincir demek. 11, 11, 11, 33 tane bu şekilde zincirimiz var. Şuralarda, şu aralarda 5'er tane zincir, yani 20 tane de zincir burada var. Dolayısıyla benim başlangıcım 53 zincir olacak. Eğer dönerek örmek istiyorsanız, yani çantanın bir tarafını ayrı, diğer tarafını ayrı yapmak istemiyorsanız, yuvarlak örecekseniz, o zaman 11 artı 5, yani 16 ve katları şeklinde, şurası ve katları şeklinde yapmanız gerekiyor. Ben de düz olmasını tercih ettim. Çünkü döndüğünde belki baklavalar biraz daha şöyle duracağı için tam kendini belli edemez diye düşünerek bu şekilde düz bir örgü örmek istedim. Şimdi 53 tane zincir çekelim. Şu kilit zinciriniz olsun. 53 tane zincir çekelim. Evet, 53 tane zincir çektim. Dönüş yapabilmek için bir zincir daha ekliyorum. Bunu saymıyorsunuz. Bu dönüş yapacağınız zincir. Şimdi bu zinciri atlayıp 53. zincire sık iğne yaparak bu şekilde aldık. Ve ikisini birden geçiriyoruz. Sık iğne yaparak 53 tane sık iğne elde ediyoruz sıranın sonuna geldiğimizde. Evet, 53 tane sık iğne yaptım. Kilit noktasını yapmıyoruz, onu bıraktık. 53. sık iğneden sonra bir zincir çekiyoruz. Bunu saymayacağız artık. Bunlar hep bütün dönüşlerimizde, bütün sıra başı ve sıra sonunda mutlaka bu zincir çekiyoruz. Dönüş için yapıyoruz bunu. Örgümüzü ters çeviriyoruz ve bundan sonraki bütün sıralarımızda örgümüzü ters çevirdiğimizde mutlaka bir sıra sık iğne gidip örgünün düzüne ulaşacağız. Bu sırayı da yine aynı şekilde sık iğne yaparak yapacağız. Onu da şu zincirim, en son çektiğim zincir, onu bırakıyorum. Şu şekilde iki kanadına da birden batarak sık iğne alıyorum. Buradan girip iki kanadı birden alıyorum ve sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Sıra sonuna geldim. Bir zincir çekiyorum dönüş için. Örgüyü ters çeviriyorum. Gelen ilk boşluğa sık iğne yaparak başlıyorum. Toplam 5 tane sık iğne yapıyoruz. 2, 3, 4 ve 5. 5 sık iğneden sonra gelen sık iğneye 4 tane ikili trabzan oluşturacağız. Bunun için ipimizi bir kere doladık. Gelen sık iğnenin içerisine girip bir ilmek alıp çıkartıyoruz. Şu an 3 tane
ilmeğimiz var tığımızda. İkisini birlikte alıyoruz. İki ilmeğimiz kaldı. İkisini birlikte alıyoruz. Buna bir trabzan diyoruz zaten. İkili trabzan bu. Bundan dört tane yapıyoruz. Tekrar aldım. Aynı boşluğun içerisine. İkisini birlikte, ikisini birlikte. Tekrar aldım. İkisini birlikte, ikisini birlikte. Tekrar aldım. Sonuncu. İkisini birlikte, ikisini birlikte. Şu an bunun içerisinde 1, 2, 3, 4 tane ikili trabzanım oldu. Şimdi bu ilmeği biraz gevşetip bırakıyorum. 1, 2, 3, 4. ilmeğin başına giriyorum. Bu kalan ilmeği arkadan alıp hafif sıkarak buradan çekiyorum. Ve bunu kapatmak için bir zincir çekiyorum. Şimdi bir sonraki sık iğneye yine bir sık iğne. Hemen dibindeki bir sonraki şu boşluğa bir sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde ilk mısır patlağımız oluşmuş oldu. Bundan sonra tekrar doluyorum. Buraya bir mısır patlağı daha yapıyorum. Bu kısmını kesmeyeceğim. İki. Üç. Ve 4. Tekrar göstermek için kesmedim. Çıkartıyorum. 1, 2, 3, 4'üncünün başına. Buradaki boşluğa ikili bir şekilde giriyorum. Bunu alıyorum. Kalan ilmeğimi biraz sıkılayıp bu boşluktan geçiriyorum. Ve bir zincir çekiyorum. Bu zincirleri çok sıkmayın. Çünkü bunları dönerken sık iğne olarak kullanacağız. Girmekte zorlanırsınız. Çok sıkı yapmayın. Ve tekrar bir sonraki boşluğa girip bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde. Şimdi ben toplam 4 tane daha yapayım. Sonrasında devam edelim. Şu an 6 tane mısır patlağı yaptım. 5 tane sık iğne ile başlamıştık. 6 tane mısır patlağının her birinin arasında mutlaka bir tane sık iğneniz olması gerekiyor. Yoksa sayınız değişir. 6 tane mısır patlağı yaptım. Aralarında 5 tane sık iğne var. Şimdi 5 tane sık iğne ile devam ediyorum. Hemen sırada gelen boşluğa sık iğne yapıyorum. 2, 3, 4 ve 5. Şu şekilde. Şimdi 6 tane daha mısır patlağı yapacağım. Sonra tekrar 5 sık iğne. Sonra tekrar 6 tane mısır patlağı ve 5 sık iğne ile sırayı tamamlayacağım. Evet, sırayı tamamladım. Özetleyelim. 5 tane sık iğne, 6 tane popcorn. 5 sık iğne, 6 tane popcorn. 5 sık iğne, 6 tane popcorn. Ve 5 tane sık iğne ile bitirdim. Bir zincir çekip başa kadar sık iğne yaparak geri geliyorum. İlk ters dönüş sırasını göstermek istiyorum. Çünkü bazı yerlerde ilmek gibi görünen ama aslında ilmek olmayan yerler var. O yüzden bir sıraya mahsus göstermek istiyorum. Bir zincir çektikten sonra ilk 5 tanesi zaten normal sık iğneydi. Bunlara 2, 3, 4 ve 5. Şimdi popcornların olduğu yerlerde şu şekilde çevirmenizi rica edeceğim.
Çünkü bunu çıkaralım. Bu şekilde çevirdiğinizde şu ikili olanlar bir sık iğnedir. Yani şunu alacağız, bunu da alacağız, bunu da alacağız. Fakat şuradan bakarsanız şurada bir zincir gibi bir şey daha var. Bu bir sık iğne değil. Bu sadece şu 4 tane 2 litre trabzanı birleştirmek için kullandığımız bir birleştirici. O yüzden bunu lütfen almayın. Sayınız artar ve ilk sıralarda mutlaka dönerken 53 tane sık iğne olduğundan emin olun. Biz şimdi şunu alacağız. Yani şöyle çevirelim. O zaman daha iyi anlarsınız. Şu bir sık iğne. Bu. Hemen mısır patlağının üstündeki, popcorn üstün hemen üstündeki bir sık iğne. Bunu alıyorum. Şu bir sık iğne değil. Zaten baktığınızda ikili de değil. Tek olduğu için bu bir sık iğne değil. Bu popcornun bir parçası. Onu almıyorsunuz. Şu aradaki sık iğneye geçiyorsunuz. Zaten her popcornun arasında bir tane sık iğne çekmiştik. Dolayısıyla bunu ve bunu alırsanız bir iki popcornun arasında iki tane sık iğne yapmış olursunuz. Bu durumda sayınız artar. O şekilde yapmayın. Popcornun hemen üstündeki sık iğneyi aldıktan sonra iki popcornun arasındaki bu sık iğneyi alacağız. Şu. Bu şekilde. Bunu alacağız. Şimdi sırada gelen yine popcornun hemen üstündeki bunu alıyorum. Düzeltiyorum, tekrar bakıyorum. Bakın gene aynı şekilde görünüyor ama bu bir sık iğne değil. Şunu alıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar 53 tane sık iğne olduğundan emin olarak tamamlayalım. Sıra başına geldik. Şimdi buradaki 6 tane popcornu toplam 5'e düşüreceğiz. Bu sırada 5 tane şu aralara toplam 5 tane popcorn yapacağız. Dolayısıyla şuradaki sayımız artacak. Burada 5 sık iğne yerine 6 tane sık iğne çekiyoruz. 1 2 3 4 5 tane zaten normal vardı. Şimdi popcorn'un hemen üstündeki sık iğneye de bir sık iğne yapıyoruz. Toplam 6 tane oldu. 2 tane popcorn'un arasındaki sık iğneye yeni bir popcorn yapıyoruz. 4 tane ikili trabzan. 1 şekilde yaparsanız şuradaki sık iğne sayınız azalacaktır. Onu yapmak için 4 tane yapıp sayarak giderseniz iyi olur. Bir zincir çekip sıradakine sık iğne yapıyorum. Yine 2 popcorn arasındaki sık iğneye popcorn yaparak devam ediyorum. Toplam 5 tane popcorn yapalım. Daha sonra bu arada 7 tane sık iğne yapacağız. 5 tane popcorn yaptık. 6 sık iğne, 5 popcorn. Şimdi 7 tane sık iğne yaparak şu noktaya kadar geliyoruz. Yani popcorn'un hemen üstündeki sık iğneyi de örüyoruz ki popcorn sayısı azalsın. 2 popcorn arasındaki bu boşluğa popcorn yaparak devam ediyoruz. Bu şekilde 6 sık iğne, 5 popcorn, 7 sık iğne, 5 popcorn, 7 sık iğne,
5 popcorn ve 6 tane sık iğneyle bitiriyoruz. Örgümüzü ters çevirdik. Yine sıra sonuna kadar sık iğne yaparak örgünün düz olan tarafına geçiyoruz. Bu sırada yine popcorn sayısını 6, 5, bu sefer 4 tane yapacağız. Dolayısıyla şuradaki sayımız yine artacak. En son 6 sık iğne vardı. Şimdi 7 tane sık iğne yapıyoruz. 1, 6, 7 sık iğneden sonra 4 tane popcorn ve 9 tane sık iğne yapıyoruz. 4 popcorn sırasını bitirdik. 7 sık iğne vardı. 9 sık iğne de aralarda vardı. Şimdi 3 popcorn, yani şu aralara 3 popcorn yapacağız. 3 popcorn sırasına geldiğiniz zaman unutmayın ki bu aralara yeni bir grup oluşturacağız. Yani şu şekilde. 9 popcorn'dan sonra, yani 4 popcorn'dan sonra 3 popcorn geliyor. 3 popcorn'un olduğu sırada ortaya yeni bir grup başlayıp bu grubu artırırken bu grubu da azaltmaya devam edeceğiz. Şimdi 2 sık iğne, 1 popcorn, 5 sık iğne, 3 popcorn yapalım. Şurada tekrardan şunu tam ortaya nasıl getireceksiniz onu da göstereyim. 2 sık iğne, 1 popcorn, 5 sık iğne, 3 popcorn yaptıktan sonra 5 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şöyle baktığınızda aslında ilk 5 sık iğnenin 3.süne de denk gelmesi gerekiyor. Şu şekilde tam ortaya denk gelmesi gerekiyor. 5 sık iğneden sonra buraya bir popcorn yapacağım. Şimdi burada tekrar 5 sık iğne yapıyorum. Ve yine 3 popcorn, 5 sık iğne, 1 popcorn, 5 sık iğne, 3 popcorn ve 5 sık iğne, 1 popcorn, 2 sık iğne ile bitiriyoruz sıramızı. Sıra başına geldik. Şimdi artışları göstereceğim. Burada hep azaltma yapmıştık. Bu şekilde üçgen daralarak gidiyordu. Şimdi buralardan artışlar yaparak baklava desenini artırarak gideceğiz. Dolayısıyla bir önceki yaptığımız popcorn'un sağına ve soluna birer tane popcorn daha yapacağız. Yani popcorn'un bir üstündekini zaten sık iğne olarak kullandığımızı düşünelim. Sol tarafına bir popcorn yapacağız. Sağ tarafına bir popcorn yapacağız. Dolayısıyla buradaki iki sık iğnemiz bire düşmüş olacak. Bir sık iğne yapıyorum. Buraya bir popcorn yapıyorum. Mısır patlağının, bu popcorn'un hemen üstüne sık iğne yine aynı şekilde ve yanına bir sonrakine bir popcorn daha yapıyorum. Ve 5 sık iğne olarak devam ediyorum. Burada azaltmalar devam ediyor. 2 popcorn olarak devam edeceğiz. Şimdi ne yapmış olduk? 1 sık iğne, 1 popcorn, 1 sık iğne, 1 popcorn. Yani bir taneyi 2'ye çıkarmış olacağız. Bu şekilde devam ediyoruz. Tabii ki sıranın kenarında bazen yer olmadığı için popcorn'un tam sayısını yapamayacağız. Sizin takip etmeniz gereken asıl sıralar ya da baklavalar şunlar olacak. Bunun diyagramını da ayrıca vereceğim ama fotoğraf çekmek isteyenler için şu şekilde
koyalım. Kenar sıralarımız da bu şekilde değişiyor. Diyagramdan da takip edebilirsiniz. Bu şekilde kaç sıra yaptığımızı bitirdiğimizde tekrar konuşalım. Şimdi kenar parçalarımızı etrafını tamamen sık iğne ile geçerek şöyle bir görüntü elde edeceğiz. Bir tarafını yaptım. Şimdi diğer tarafını yapacağım. Köşelerden artırmayı sadece bir kereye mahsus bir zincir çekiyoruz arada. Ama diğer taraflarını normal örüyoruz. Böyle içeriye doğru kıvrımlı olacak. İki parçayı bu şekilde birleştirmiş olacağız. Bunun için ipimizi alıyoruz. Köşedeki ilk ilmeğe girip geçirip içinden çekiyoruz. Şu ipi içeride yürüteceğim. Pardon. Bir sık iğne yapıyoruz. Her bir ilmeğe bir sık iğne yaparak bu şekilde köşeye kadar gelelim. Evet, köşeye geldim. Köşeye bir zincir yapmamışım daha önce de. 3 tane sık iğne yapmışım. O şekilde yapacağım. Aynı noktaya 3 tane sık iğne yaparak dönüşü sağlıyorum. Sadece bu sırada yapacağım bunu. Bundan sonrakilerde her birine 1 tane sık iğne yapacağız. Evet, üst köşeye geldim. Bir zincir çekiyorum. Örgüyü ters çeviriyorum. Yine sık iğne yaparak bir sonraki köşeye kadar bu şekilde buraya kadar geliyoruz. Kenar örgülerimiz bu şekilde tamamlandı. İpi hiç koparmıyorum. İki parçayı bu şekilde üst üste koyuyorum ve şimdi birleştirmesini yapacağız. Bunun için en son burada kalmıştım. Şunun sağ tarafın ilk ilmeğinden tığımı geçirip bu ilmeği karşıya çekiyorum önce. Şimdi şu ip arada yürüyecek, burada kalacak. Bu ilmeği hafif gevşetiyorum ve bırakıyorum. Bir sonraki ilmekten içeriye giriyorum. Bu bıraktığım ilmeği tığıma alıyorum. Şimdi karşıdaki ilmekten bu şekilde giriyorum. İp arada. İpten bu şekilde çıkartıp şu an 3 tane oldu. Bir sonraki daha iyi anlaşılacak. Bunu geçirip gevşetiyorum. Tekrar ilmek aldım. Bıraktığımı aldım. Sıradakinden aldım. 3 tane oldu. 3'ünü tek seferde çekiyorum. Bırakıyorum. Sıradakini aldım. 3 tane oldu. Bu şekilde bir birleştirme yapıyoruz. Bunu normalde birleştirebilirsiniz, dik edebilirsiniz tabii ki. 3 tane oldu. Bu şekilde bir birleştirme yapıyorum. Siz dediğim gibi normal dik edebilirsiniz. Böyle sanki devamı gibi olduğu için bu şekilde yapmayı tercih ettim. Sıra sonuna kadar yapalım. Evet, kenarının birleştirmesini yaptık. Bu şekilde oldu. Şimdi sap kısmı için tekrar yeşil iple 11 tane sık iğne yapıyoruz. 11 tane. Sondan bir öncekine, yani 10. zincire batıp sık iğne yapıyoruz.
geri dönüyoruz. Bu şekilde. Toplam 38 santim, 38 santim uzunluğunda böyle bir parça örelim. Ben arada ortada kalan bölüme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra kahverengi, yani de vizon rengi koydum. Siz isterseniz tek renkte yapabilirsiniz. Şimdi bu parçanın birleştirilme kısmını göstereceğim. Bir ilmek oluşturuyorum. Bütün etrafını sık iğne olarak geçeceğim. Yine buradan ilmeğimi taktım. Şu bütün parçaları da, şurada kalan bütün parçaları da içeride gizleyelim. Şu şekilde başlıyorum. Bütün deliklere bir sık iğne gelecek şekilde etrafını tamamen bu şekilde dönelim. Köşelerde yine bir zincir koyalım lütfen. Sapı bu şekilde hazırladıktan sonra, kenarlarından da sık iğne geçtikten sonra tersini çevirip bu şekilde 9 tane sık iğneyi işaretliyorum karşılıklı. Şu kısmın kapalı kalması gerekiyor çünkü içine elyaf dolduracağız. Tekrar ortaya geliyorum. Karşılıklı olarak bu şekilde birleştiriyorum. İçine elyaf dolduruyorum. Ve dikmeye devam ediyorum. Bu şekilde sona geldiğimde yine 9 tane ilmek bırakıp kısmını dikiyorum. Ki elyaflar çıkmasın diye. Sap kısmını bu şekilde hazırladıktan sonra 2 tane yaptık. Böyle. Çantanın ön tarafına burası gelecek şekilde şu şekilde dikiyorum. Böyle bir astar hazırladım. İçi sünger. Bu şekilde de bir fermuarlı kısım yaptım. Şöyle. Şimdi bunu çantamıza yerleştireceğim.